Merhaba arkadaşlar, Kurbiçen'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Evet, ben sabah kalktım. Tabii şimdi üstümü giydim de sabah pijamalarımla oturdum. Sabah bakın saat 5.30'da kalktım. Cihan'ı kaldırdım, onun çantasını hazırladım, işe gönderdim. Sonra Miley'imi okula gönderdim. Ve ilk işim oturdum buraya, bakın video montajımı yaptım. Şu an başlık resmimi yapacağım daha. Tabii sabah videomu bitirdikten sonra mutfağımı topladım. Mutfağımı topladım. Makinemi güzel çalıştırdı. Sonra yukarıdan tekrar bakın neler geldi. Görüyor musunuz? Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir mi? Sizde de oluyor mu? Şöyle bir derin nefes alayım. Derin nefes alayım. Aynur sinirlenme. Robert'ın kahve fincanı dün götürmüş yukarıya, bırakmış. Burada çay, akşam çay götürmüştü yukarıya. Gece half a flock miymiş? Onun kabı burada. Miley okuldan getirdiği kapları, 2 günlük kapları yukarıda odasında biriktirmiş arkadaşlar. Ben odasına tabii girip çıkıyorum, toparlıyorum ama bu kapları nereye soktu? Acaba diyorum okul çantasında 2 gün bunları getirdi götürdü mü, ne yaptı bu çocuk? Hani biri tamam bir günden, öbürkü ertesi günden. Sabah baktım kapları birkaç tane var tabii ki yok ortalıkta, başkasına yaptım. Sonra odasına bir girdim, bunlar var. Demek ki bir yerde çantasının köşelerinde duruyordu. Ve burada bir tane tabak var yine. O da dün yukarıya şey götürmüş. Bu tabağın içinde kestane götürmüş odasında yemek için. Bakın. Bunlar geldi. Makine şimdi çalışıyor tabii ki. Onu bırakacağım. Ve robot da kalktı tabii ki. Kahvemizi içtik burada beraber. Ve günlük şeyimizi yaptık. Ne derler? Meeting, toplantımızı yaptık arkadaşlar. Ne yapacağız? Nasıl videolar çekim yapacağız? Biliyorsunuz sadece Gurbetcan'la değil, Miley's Welt var, Family Fun var. Biraz planlarımızı yapıyoruz. Hangi gün hangi video. Orada challenge'ler de yapılıyor. Ve böyle bir kitabım var. Bu kitabın içine ben bazı randevularımızı, planlarımızı falan günlük bunun içine yazıyorum. Ve oturduk burada planlarımızı yaptık. Bugün devam. Dün başlamıştık. Alman kanalımızı Family Fun'ı da izleyen seyircilerim var burada, Almanca anlayanlar. Onlar dünkü videomuz, dün değil, evvelsi gün mü geldi, videomuzdan gördüler. Neler yaptığımızı, hatta robot çekti o vlogu ve anlattı neler yaptığımızı falan. Şimdi ben bu videomu bitireceğim arkadaşlar. Bakın. Elektrik süpürgemin sadece şey borusunu getirdim buraya. Elektrik süpürgesi de tutmak istiyorum bugün. Evi süpürmek istiyorum. Hani büyük temizlik yapmayacağım. Öyle toz moz almayacağım buralardan. Yani toz moz almayacağım derken böyle detaylı temizlik yapmayacağım. Sadece bu süpürgeyle süpüreceğim bugün. Çünkü bu süpürgeyle süpürdüğümü bilenler neden süpürdüğümü biliyor. Köpeğimiz var arkadaşlar. Köpeğimiz olduğu zaman 2 günde bir veya haftada 3 gün, 2 gün muhakkak bu süpürgeyle süpürüyorum. Çünkü kılları halıdan en güzel bu süpürgem yapıyor. Bununla yapıyorum. Tabii ki burada şeyimiz de var bizim. Bu, şu da var. Bununla da her gün, hatta akşamları yatmadan bile o süpürgeyi açıyorum ve onunla böyle üstünkörü böyle şeylerine, kıllarını, tozlarını aldırıyorum. Yani evde hayvan olunca daha detaylı bir temizlik gerekiyor. Ama benim kuzum da böyle benim etrafımda dolanıyor. Evet, şimdi ben şu videomu bitireceğim. Sonra kendime elektrik süpürgemi tutacağım. Sonra kendime bir çeki düzen vereceğim. Robot tripodumu yukarıya götürmüş arkadaşlar. Benim güzel tripodumu, bu da çok aşağıdan çekiyor. Kiracığım, sen ne yapıyorsun şimdi biliyor musun? Sen balkona, terasa çıkıyorsun. Ben burayı süpüreceğim. Gel. Gel. Hadi bakalım. Böyle daha iyi, tripodu değiştirdim. Şimdi süpürgemizden önce bu kafasıyla bir şu şey halı olmayan yerleri bununla süpürüyorum. Arkadaşlar şöyle. Evet, sulu süpürge benim süpürgem. Evet, artık biliyorsunuz dememe gerek yok. Valla ben bu süpürgenin şeyinden süpürgeyi satın aldım. Firmadan şey isteyeceğim artık, indirim kodu isteyeceğim. Çünkü o kadar sorular geliyor ki bu süpürgeye, Aynur Hanım nereden aldın, nasıl aldın, fiyatı ne kadar diye. Bir indirim kodu çıkarsalar fena olmayacak yani. Ama maalesef çıkarmazlar. Hiç ümitlenmeyelim. Evet, ben başlayayım hemen süpürmeye. Bir şu işim bitsin. Sandalye. Bunun buradan çekilmesi lazım, yoksa olmazmış. Ah, işte böyle her gün. Bu şeyle önce bir koltuklarımın üzerini böyle geçiyorum.
Artık yakışanları kadrat seyirine doğru şeyini döşeğini bozun daha güzel temizliyor. Daha güzel yani. Çocuklar sadece üstün körü kılları falan temizlemiyor. Bütün detaylı böyle bunlar geçiyorum. Tabi aralarını sonra tekrar şey yapıyorum. Normal böyle ince şeyle aralarını biliyorum koltuğu. Şöyle çevireyim de siz de görün. Böyle görünce bundan güzel bir içiyorum. Saat 12.30 oldu ve ben kendime bir kahvaltı tabağı hazırladım. Dünden kalan yumurtam vardı, kaynamış. Ekmek kızarttım, yulaflı ve üzerine biraz yağ sürdüm. Böylece bir tabak. Kahvaltı tabağı sadece bana. Robot kahvaltı etmiyor. Sadece hafta sonu olursa eder veya toplanırsak, toparlanırsak, işte misafir gelirse, misafirle gidersek o zaman kahvaltı eder. Veya çok çok acıkması lazım ki sabah kalkınca bir şey yesin. Şimdi kahvaltı bunu yedikten sonra, ondan sonra da bir de yemek düşüncesi. Ne pişireceğiz? Ya robot da yukarıda video çekim yapacak, onu da göstereceğim. Ah arkadaşlar, benim hala yemek fikrim yok. Ne yemeği pişireceğim, Allah'ım ne yemeği pişireceğim. Allah'ım bıktım artık bu yemek pişirmekten. Ya Allah'ım gücüne gitmesin, nedir bu ya her gün. Instagram'da da gösterdim ya, görüyor musunuz arkadaşlar saçımın halini nasıl dolaşıyor. Şu saçıma bakın ya. Bu ne kullandığım şampuanla ilgili, ne kullandığım bakımla ilgili arkadaşlar. Hiçbir şeyle ilgisi yok. Hiçbir şeyimi değiştirmedim. Hep aynı kullandığım şeyler. Önceki saçlarımda da bunları kullanıyordum. Ama 7. ay sonundan beri benim saçlar böyle. Niye acaba? Niye? Ben bilemiyorum. Bu saçlar zaten değişecek, çıkacak. Başka saç takılacak artık. Çok uzadı bakın, indi böyle. Artık o zaman bakacağız artık bunun saçlarla mı ilgili, neyle ilgili ben çözemedim. Ben bugün en iyisi şuraya bir tarak koyayım böyle. Her 10 dakikada bir saçlarım. Ay öcüye benzedim ya Allah aşkına. Sizde öcü lafı var mıdır arkadaşlar? Öcü deriz yani, korkunç bir şeye, böyle korkunç görünen bir şeye öcü derler bizde yani, ne bileyim. Ben çocukluğumdan öyle biliyorum. Şimdi var mı o kelime, kullanıyorum bilemem. Olur yayına yanlış bir kelime kullanırım. Evet, robot yukarıyı göstereceğim size. Gelelim bizim robotun çekim yaptığı odaya veya yere arkadaşlar. Bakın, kameraları halletmiş, buraya koymuş, halletmiş, hazırlamış. Buraya bir kamera. Buraya kamera böylece ve görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar advent kalender. Bunları robot burada kameranın önünde açıyor ve video yapıyor. Böylece yani ucuz bir şey de değil. Söyleyeyim size. Yani bizim hayatımızda böyle video çekmek. Saat oldu 2 ve robot daha şimdilik çekimlere başlayacak. Öğleden sonra da yani bir 2-3 saatte bu çekimlerle uğraşacak burada. Evet, böylece oturacak und burada. Und was ich da rauspack, pack ich dann hier praktisch auf den Drehteller. Bu dönen şeyin üzerine koyuyor böyle, buradan çıkanı. Bunun içinden çıkanı böyle. Bu kamerada onu yakından çekiyor böyle dönerken. İçinden ne çıktığını görülüyor. Das kommt dann hier praktisch unten. Böyle so, iki tane. Bir köşesine de böyle şeyin ekranın onu koyacak. Yani robot du hast noch viel zu tun. Çok işin var senin. Çok. Ne? Ya 50-60 videos. 50-60 video mu? Abo. Das sind jetzt 21, dann habe ja noch was bestellt. Evet, das sipariş de verdi robot. Kommt noch eine andere Lieferung. Weißt du, was mir jetzt einfällt, die alten Zeiten. Ta ja, eskiden robot, şimdi bizim Miley's World'e başladığında robot böyle başladı arkadaşlar. Böyle kamerayla, böyle oyuncakları yapardı. Böyle eliyle yapardı. Du hast dich nicht mehr selber gezeigt damals, ge? Eliyle slime yapardı, sürpriz yumurtalar açardı. Şimdi o aklıma geldi birden.
Ist mir jetzt so eingefallen. Ja, hadi bakalım. Back to the roots. Geçmişe dönüş mü oluyor? Robot beni yemekten kurtardı bugün. Benim pizza canım istiyor. Sipariş verecek yani. Dışarıdan pizza yiyecekmiş. Ama ben kendime pizza istemiyorum. Çocuklar isterse sipariş versin. Çünkü burada dünden daha tavuk budu. Tavuk bacağı demişim arkadaşlar Instagram'da dün. Rezil oldum. Tavuk budu, incik neyse artık tavuk. Bir şey daha deniyormuş buna. Ondan var. Cihan'a yapmıştım. Ben ondan yiyeceğim. Yanına salata yapacağım. Canım öyle istiyor. Benim pizza canım istemiyor. Ben pizzayı o kadar yani bunlar her gün yapsan, her gün alsan, her gün pizza yerler arkadaşlar. Ve buraya elmalı kurabiye yaptım. Onu da göstereyim size ve bunlardan şimdi anneme götüreceğim. Babama, anneme götüreceğim. Mile ile ikimiz oraya gideceğiz. Robot çalışsın. Biz de bunları halledelim, gelelim. Babam çok sever annem bu kurabiyeleri böyle çayın kahvenin yanına. Ben de çok seviyorum. Halbuki bunun içinde tarçın var arkadaşlar. Ben tarçını sevmem. Ama tarçınsız da oluyor. Ama bunun içinde elma olduğu için mi yani ben fındığını, aman cevizini pardon cevizini de çok katıyorum. Cevizini bol yapıyorum. Onun için çok seviyorum böyle kıyır kıyır. Biraz hamuruna ben nişasta da koydum. Yani lezzetli oluyor. Babacığımla anacığıma bunlardan götürelim. Verme Nala. Ay kusi. Abo. Abo kimler geliyor dedi. Şahsım. Hemen çaktı ha. Nasıl çaktınız? Gelinimin evini şöyle bir kontrol edeyim bakayım. Temiz tutuyormuş mu? Güzel düzenliyormuş mu? Kaynanalık yapalım biraz. Değil mi Mile'yi? Biraz kaynanalık yapalım. Dur. Mile de görümcelik yapsın. Oo, bakalım. Ha, temizmiş. Güzel 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 yerleştirmiş her tarafını. Aferin aferin gelin. Aferin kız sana. Ay arkadaşlar şaka yapıyorum. Allah'ım kedi 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 Nala. Allah'ım ya. Ne yapıyorsunuz? Hani bak nasıl yaptı biliyor musun? Bak böyle nasıl yaptı? Çırmakladı mı? Neyse yatak odasına girmeyeyim. Yatak odasına girmeyelim kamerayla arkadaşlar. Herkesin özeli. O isterse kendi gösterir. Ben göstermem. Evet burası çalışma odaları. Güzel derlemiş, toplamış, düzenlemiş de gitmiş. Bakın ne güzel. Aferin aferin. Güzelmiş. Oo, resimler de konmuş. Takılar asılmış. Allah'ım diyecekler ki bu gelin evinde ne yapıyor böyle. Bir şey yapmıyorum be. Hiçbir şey yaptığım yok. Bak yatak odasına bile girmiyorum böyle salonuna. Oradan oturma odasına. O kadar babam namaz kılıyor. Nala. Bak Nala buraya gidiyor. Buradan şey istiyor. Lekali istiyor Mile'yi bak. Atıştırmacını istiyor. Acayip bu acayip. Nala. Sen bizden mi geliyorsun? Abo 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 benim kızım o bizden geliyor. Bak bak. Aha gitti. Aha korktu. Çok ötlek ya. Çok fenasın. Kim bahçesine girdin? Pizza aldık. Pizza aldık. Evet. Aslında yemek yapıyorum da. Arada böyle pizza olsun arkadaşlar değil mi? Yani tek biz değil. Çoğunluk böyle. Yani arada böyle bir dışarıdan pizza olsun. Bak yemeğe gitmedik. Eve aldık geldik. Robot'la Mile'ye. Cihan, ben... like Cihan dedi ki ben zaten dışarıda yerim arkadaşlarla. Madem pizza yiyeceğiz dedi. İyi dedim ye. Ben kendim almadım. Ben Mile'inkinden falan atla atıştırırım. Pizza reklam mı gelmiş? Hey, aç hadi kapıyı. Şimdi kendime ilk çay demliyorum. Kira'yla gezdim geldim. Robot da Mile'nin derslerini yaptı. Kira rahat vermedi ders yaparken arkadaşlar. Geldiler. Robot! Şey kedilerin köpeklerin karnı acıkmış. Ana gitmiş adam. He, yukarı benim şu tripodumu almaya gitmiş. Kızdım ona. Bakın bak dedim bu tripod doğru dürüst değil dedim. Ya es gut. Ich hab gesagt, du sollst die Tiere füttern. Hast du mein Tripod dabei? Tripod. Das heißt Tripod. 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 Schau mal, diye bakar mısınız Allah? Sieht man die hinten? Görülüyor mu kedi? Sieht man die Katze? Ja. Ja? Diyet Huna, karnı acıkmış, seni bekliyorlar. Tuhaf mı? Ya. Şey, robot bana diyor ki, şuranın pisliği ne diyor, şu kapıya birisi elleriyle dokunmuş, yağlı elleriyle. Geh, du riechst dich auf, weil das dreckig ist. Wer dahin fasst immer. Putz mal.
Pıt mı? Pıtı mı? Pıtı, pıtı bahin ya. Pıtı, sen pıtı, pıtı yap bakalım. Sen değil mi? Ya bu kedi niye böyle yattı buraya? Aa, bak 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 bak, yemeği gördü. Bak bak şimdi nasıl atlar gider. Bak gitti. Evet. Şimdi ben çayım. Şey, kediyle köpekle de kavga etmeye başladı benim adam artık. Vaf 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 yapıyor böyle. Çayım daha demlenmedi arkadaşlar. Çayım birazcık demlensin. Ondan sonra çay içeceğim. Evet, bu tripodu da değiştireyim. Şu alttaki çok şey eski. Böyle yamuk kayıyor ki de be. Şuraya telefonumu koydum. Bir taraftan dizi bakıyorum. Bir taraftan da bu kurabiyelerimi şöyle bir hava almayan kabımın içine koyacağım. Şey olmasın. Kabarmasın. Bir açık durunca çıtırlığını kaybetmesin. Buraya diziyi açmayayım şimdilik. Telif hakları menif hakları olur. Videoda benim videomda sesimiz duyulur. Videonun yöneticileri, koruyanları, neyse işte bu telif haklarına bakanları bir de görürler de. İşte videosunda şey, bizim videomuzu koymuş. Bu bizim videomuzda telif hakları menif hakları, uğraşamayacağım. Şey, ben biraz zekamı yitiriyorum galiba. Ben şimdi bunları buraya koydum. Bu kabın içine arkadaşlar. Bu kapların hepsinin kapakları var. Hepsinin. Ben bunları alırken hepsine kapak aldım. Yani kapaksız almadım. Bunun kapağı da başka bir kaba olmuyor. Bu IKEA'nın. Ve şu an hiçbir yerde bunun kapağını bulamıyorum bu büyüklükte. Bu sizce olabilir mi? Olamaz değil mi? Çünkü buzluğa da atıyorum arada bu kaplarla yemekler. Ağzını kapatıyorum güzel. Ama dediğim gibi hepsinin ayrı kabı var. Şimdi bunun kapağı nerede? Dolaplara baktım. Buzdolabına da baktım. Başka bir şeyin üzerine kapatabilir miyim diye. Olamaz. Olamaz. Bunun kapağı olması lazım. Bazen cidden böyle evin içinde zekamdan şüphe ediyorum. Diyorum ki olamaz. Hani şimdi 3 tane kap olur, 2 kapak olur. O zaman derim ki tamam, başka bir şeye kapattım. Buna olmadı. Ama hepsinin kapağı var. Evimde koyacak başka bir yer yok, kapak koyacak yer. Sadece şu dolap var, bir de şu dolap var. Başka dolap yok. Makinede de hani olur ya, yıkamaya koymuş olabilirim. Yok. Buraya koymuş olamam. O kadar da gerizekalı değilim herhalde. Evet. Zannedersem böyle şeyler herhalde yaşanıyordur. Tekrarlayayım. Şu an bir tane kapak için şuradaki dolabı komple indirdim içini. Şunları tekrar bir yerine koyalım. Da. Ve evet, bir tane kapak buldum. Bir tane kapak buldum. O da şu dolabın ta arkalarına kaymış. Bunları buraya aşağıya güzel kullanacağım yere yerleştirirken bu orada bir tane kalmış. Ama buldum. Yani zekamda çalışıyormuş. Biliyorum, buna aldım bir tane kapak ve güzel kapandı. Bu da tamamdır. Evet arkadaşlar, böyle zamanlarımız oluyor. Ve bunu buraya koyacağım. Böylece bugün hiç bununla da uğraşamayacağım yıkamaya falan. Bunu şöyle şuraya alalım. Dursun. Şey, benim mutfak böyle işte. Buradan al buraya. Buradan al buraya. Robotun dediği gibi. Dün müydü neydi, bana öyle diyor. Şey, oradan alıyorsun oraya. Oradan alıyorsun oraya koyuyorsun. Oradan alıyorsun oraya tıkıyorsun. Topladım diyorsun. Evet. Şey, robotun böyle huyu vardır. Bilmem sizde de var mıdır. Bir şey oldu bana böyle. Sen şunu yaptın, ben bunu yaptım. Ben de o zaman diyorum ki sen de şunu yaptın, ben de bunu yaptım. Ben bir kere yaptım. Ben kaç kere yaptım? Sen 5 kere, sen her defasında yapıyorsun. Evet, sen de 2 kere yaptın o zaman. İşte böyle bir şeyler oluyor, diyalog oluyor aramızda. Normaldir herhalde, her evlilikte vardır. Yani niyeyse hep ben suçlanıyorum bayağı da. Bir şey olduğu zaman sen yapıyorsun, sen yaptın. Şuradan alıyorsun, buraya koyuyorsun, şöyle oluyor. Ne yapayım? Şu kadarcık mutfak arkadaşlar, şu kadarcık mutfakta nereye koyayım? Siz söyleyin, nereye koyayım? Veya içeride de mi aynısını yapıyor içeride? Her şeyi götürüyorsun, yukarı gidecek şeyleri merdivene koyuyorsun. Merdivenden ben yukarı götürüyorum, sen hiç götürmüyorsun. Nasıl hiç götürmüyorum ya? Götürüyorum tabii ki. Ama benim götürdüğümü görmüyor. Hep kendi götürdüğünü görüyor. Allah. Ay, yukarıda. Poşet oynadı. Bir şey oldu zannettim.
Evet, hep kendi yaptığını yürüyor ama benim yaptığımı görmüyor. Sen hiç toplamıyorsan ben topluyorum. Tabii canım, hep o topluyor. Neyse arkadaşlar, ev hali işte böyle ev halleri oluyor. Arkadaşlar, videomun da sonuna geliyorum artık. Saat şu an 8'i çeyrek geçiyor. Bu saatten sonra artık bir şey olmaz. Ben de şey yapacağım, gidip pijamalarımı giyeceğim. Ve dinlenmeye çekileceğim artık. Bugün de bitmiştir. Zaten daha robot yukarı gitmeden önce bir de e-maillere baktık. Onları da hallettik yarına kalmasın diye. Böyle bir çalışma günümüzdü. Yani bizim günümüz zaten her günümüz çalışma arkadaşlar. Bizim öyle boş günümüz yok. Cumartesi de olsa, pazartesi olsa videomuzda montajlıyoruz, çekimimizde yapıyoruz yani. Ve şunu da söyleyeceğim. O yukarıdaki advent kalenderlere hani demiştim ya. Niye yapıyoruz? Çünkü seyircilerimiz bunları bizden görmek istiyor. Bazı şeyleri tabii ki seyircilerimizin isteğine göre, görülmek isteyen şeyleri de göstermek istiyoruz. Tabii ki şimdi benim çok özelimi görmek isterlerse ona o başka mesele ama böyle videolar şu yılbaşına doğru güzel gidiyor. Çok izlenen videolar, seyircilerimizin görmek istediği şeyler olduğu için onları yapıyoruz. Evet, bugünkü videom da bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Evet, saçımı ördüm artık en sonunda. Bugün böyle büdü gibi gezdim ortalıkta. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma tabii ki abone olursanız çok çok sevinirim. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.